Gir. Şöyle. Seste bir sıkıntı yok. Fener maçı vardı, hala bitmedi. O yüzden biraz geç kaldım. Umarım birazdan da. Hoş geldin. Teşekkürler. Referans neredeydi? Sistemin ne Ömer? Niye bir gün sürüyor render? Ya da sahnende çok fazla materyal poligon mu vardı? Mesela real time şu sahneyi az çok renderleyebiliyorum. Tabi biraz daha farklı şeyler olsa biraz daha farklı olaylar da. Burada sadece emissive'de olduğu için biraz daha rahat dönüyor bu. Burada render'da bir iki ayar var aslında. Şurada totali bir, eğer zaten test render alıyorsan şuraları 1'e çekersen transmission'ı 3, transparent'ı 3'e çek, bu şey ışın sekmesi kaç kere seksin. Murat hoş geldin. Eyvallah botu. Bunları böyle ayarlarsın. Bazı ufak tefek trikler var işte. Piling falan ayarlayabiliyorsun. Render'ı bir tık daha hızlandırabilirsin. Şu bayağı etkiliyor diye hatırlıyorum. Işık muhabbeti. Ya buraya başka yeni ayarlar da gelmiş. Bunları bir internetten bakmak lazım. Ben en son hatırladığımda sadece şu menü vardı. O tarz şeyler için marmoset deneyebilirsin bu arada. Marmoset de hızlı render alır. Yani özellikle böyle game-ready modeller falan renderliyorsan marmoset daha iyi olabilir. Marmoset'te de yaparsın ya. Biz karalama attık öyle.
Sahneyi taşıdın değil mi? Var mı sitede? Çok hızlı, çok basit. Sahnede taşıdığım için bulamıyorum şu an. Böyle yapsam. Şuraya sahneye objeden turntable atıyorsun. Burada ya modeli için atıyorsun, model dönsün diyorsan, ya kamera için atıyorsun, kamera dönsün diyorsan. O da şöyle gözüküyor. Model dönsün mesela. Buna göre kameranı ayarlıyorsun. Benim modelin pivotu da şurasında falan. Onun pivota göre döndüğü için mesela ortalı dönmüyor. Bu durumda da işte modele değil de kameraya atmak. Şöyle kamerayı ortalayalım mesela. Kamerayı tutalım, altına bırakalım. Kameraya vermek daha şey. Ya bu da bir ufak bir derken kamera. Biraz daha ortalığı şöyle. Model dönerse ışık sabit kaldığı için döndüğü taraf sürekli ışıkta kalır. Kamera dönerse arkaya da döndüğü için mesela karanlık kısım gelir falan. Tarz muhabbetler var işte, onu kafana göre ayarlıyorsun da benim modelin pivotu şurasında olduğu için bu tarz bir şey de ortaya koymak daha faydalı. Hoş geldiniz. Abi Caner, hoş geldin. Öyle bir şeyler var. Marmoset'te daha hızlı alırsan video render'ı. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta bu sahneye devam ediyorduk. Bu sahne dediğim böyle Farmville'den assetler yapıyorduk. Buradan birkaç tane daha model çıkartıp onları kaplayacağız bugün de. Aynı devam geçen haftaki şeye. Ya da challenge falan da yapabiliriz. Ha, şu sahneyi biraz ilerleteyim istiyorum. Güzel bir şeyler çıkmaya başladı zaten. Tarla mantığını öğrendiniz. Diyor muyorum. Şimdi şunu modellemiştik geçen hafta. Bunu kaplayabiliriz bugün. Hızdan bir iki model daha yanına atabiliriz. Mesela şu çitler çok yer kaplamayacak şeyler. Hemen böyle bir tane yapıp yanına koyabiliriz. Keza şöyle sahneye bakalım. Burada şöyle tekerlek gibi bir şey var. Bunları şu an öyleyse hobi olarak yapıyoruz. İlla her işe satacağız diye bakmayın. Bir yere atmadım. Şöyle yapalım. 12 diyelim. Mesela bu tarz bir sahnede 12 iş görür gibi. Bunu göz kararı ayarlayacağım. Şunun yanına koyacağım mesela. Bunun yanında çit var mı hiç? Burada gözüken yok. Şunlar var. Göz kararı bir oran orantı çıkartmaya çalışıyorum. Daha da ince mesela. Falsa ne iş yapıyorsun? Biraz inceltelim. Biraz incelttik mesela. Auto smooth attım. 12'li olduğu için biraz sert gözükebilir. Auto smooth'tan sonra da biraz arttırırsınız bir auto smooth şeyini. Buna mesela bir tane de yatayda lazım. Y90 dedim. Şimdi bunu böyle bırakmayacağız tabii. Bir tık yukarı çektim. Şunun orijinin en altını aldım. Bir tık şu yukarıyı şişireceğim. Referansta şişirmemişler gerçi ama. Referanstaki de mesela sürekli aynısını kullanmış ama rotate etmiş, belli oluyor mesela şuralardan. Biz de öyle bir şey yapabiliriz. O yüzden
tane böyle, bir tane böyle koyduğumuz zaman mesela şöyle. İkisi şimdilik birleştireyim. 45 verdim. Örnek veriyorum array. Rotation scale diyelim. Böyle gider. Şu bir tanesinde böyle yaptığımız zaman, ucuna kapattığımız zaman bu şekilde çok rahat iş görürüz. O yüzden şimdilik buna gerek yok tabi. Buna array vermeye de gerek yok. Mantığını yine gösterdim. Bunları ama ben bir tık ayıracağım. Ve şunun ucunu boşta bırakacağım. Ucunu temizleyeceğim. Şunun da alt kısmını temizleyeceğim. Yani gerek yok bunlara. Üst kapalı zaten, o yüzden gerek kalmıyor. Şimdi referans çekelim bir de. Bu tamamdı zaten. Bunu boya şimdi boyayacağız hatta direkt. Mesela burada başka bir yanına sıkıştırabileceğim bir şeyler var mı diye bakıyorum. Bunun yanına bir iki obje daha sıkıştırayım. Şöyle bir çalı belki. Gerçi bu çitin mesela burada beyaz hali var. Diğer yerde koyu hali var gibi. Şöyle bir şey sıkıştırabiliriz. Ya da şöyle bir şey. Bir tane küp attım. Bir de böyle kareli çit falan koyalım. Referans çok sıkıntı ya. Bunu arada sahneye getirip geri çekeceğim. Çalışmamı çok engelliyor. Yine mesela birazını yerin altında bırakıyorum kasıtlı. Bu şu an düz plane sahnede kullandığımız için şey değil. Düz bir yerde kullandığımız için sorun değil, ama yokuşlu bir eğimli bir arazide kullansak bunun biraz o eğime göre içeri girme payını falan vermemiz lazım. Çift dikman kurabiliriz aslında bu assetlerle. Şöyle yapalım. Bunu vertex diyelim. Boyutu şunun aynı olsun. Aynı. Kalınlığı da hemen hemen aynı. Yok, incelttik. Bildik. Şimdi bunda ince iki tahta, bir tane de aşağı gidiyor. Onu yapalım. Yine aynı modeli kopyalalım. Mesela şunları şöyle hizalayabiliriz. Biraz açılı. Boyarken yardımcı olsun. Bunu incelteceğim. Bunu ortalı gibi düşünelim. Y'de ortalayayım bunu. Align tools'la Y'de ortaladım birbirlerine. Bunu X'e 90 derece çevirdim. Bir tane alt tarafına bir tık incelttim, yukarıdan bastım. Bir tane üst tarafına, bir tane ortaya getirdim. Şöyle çevirdim. Bunu da biraz inceltip şöyle ya yanlarını ya içinde bırakacağım. Referansa bakıyorum. Sanki şöyle iç, yani bir yön belirtmek adına bir tarafında bıraksam daha iyi olabilir gibi duruyor. Biraz daha ortalarına çektim. Baş parçası, orta parçası gibi gibi düşünebiliriz. Şu iki modeli de ayıralım. Bunların da mesela içine gireceği kısımlarının yüzeylerini silebiliriz. Ben şu parçanınkini tutacağım. Gözükme ihtimaline karşın. Ve girdiği zaman gerçi gözükmeyebilir. Gözükmez ya. Silelim. Maksat boyarken yer kaplamasınlar.
Altını silmiştik zaten. Bunu da okey. Referans çekelim. Mesela bir tane de plane atıp şu taşları falan yapabiliriz. Şu taşı yapabiliriz. İki tane de fazladan plane atacağım. Bunlar da 2'ye 2 ya normalde. 2'ye 2 nasıl duruyor? Şöyle yapsak yol bakımından 1'e 1 olsa nasıl olur diye bakayım. 1'e 1 çok mu küçük olur bu tarlaların yanına? 2'ye 2 ideal gibi. Bir tane şey için. Tane taşlar için. Plane bırakıyorum. Şey yapalım. Şu tarlaları bir ayrı şey alayım. İzleyeyim. Şu barını. Ayrı bir yer alalım. Ağaçlar zaten ayrı. Bizim modeller burada. Tamam. Zaten zemini kitlemiştim. Seçemiyoruz. Seriden UV açacağız. Ama bir şöyle bir daha modeli inceleyelim. Eksiğimiz falan var mı diye. Sanki yok. Ora öyle, ora öyle. Arka böyle. Bu modeli UV açarken bir şeye dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bunların hepsi tahta olduğu için uğraşmamak adına bütün tahtaların yönünü aynı yapmamız lazım. UV'de. Onu birazdan ben açarken anlarsınız. Şu anlık kesim yapacağım için önemli değil de. Şuradan keselim. Şöyle hatta UV penceresinde yapalım bu işlemi. Face Orientation açmışız. Yani şöyle geldim, Unwrap dedim. Şu anki yaptığım şey önemli değil. Sadece kesmek adına yapıyorum mesela bunları. Üstünü kestim, bir tane köşesini kestim. Unwrap dedim. Rotation scale atmadığım için mesela kareler eşit geldi ama rotation scale attığım zaman dikkat edin, dikdörtgenleşti. Rotation scale çok önemli. Onu unutmayın. Atalım. Şu an yapmamıza gerek yok. Sonra da yapabiliriz bu arada. Rotation scale'i. Şunların kenarlarını seçtim. Sildim. Mesela yine hepsi kare kare geldi. Şimdi rotation scale attım. Gördünüz mü? Şu ince yerler geldi. Bunlar önemli bilgiler. Sonra şunları zaten dümdüz plane gizledim. Gözüküyor mu ya? Gözükmüyor. Üstü sildim mesela. Altta da yüzey var. Sildim. Bir kenarına, içteki kenarına alta basıp seçip direkt kestim. Unwrap dedim. Ya şu an böyle açılmasına dikkat etmeyin. Ben bunu texture'la mesela örnek veriyorum. Senkronizasyonu kapatayım. Şöyle düzelteceğim. Ama bir orantısızlık var gibi. Hani ona da bakarız. Şunların iç yüzeylerini silerim. İç taraflarından birer tane kesik atalım. İzleyelim. Klasik. Keseceğim yeri izole ediyorum. Varsa düzeltmem gereken şeyi düzeltiyorum. Örnek veriyorum buraları silmek gibi. Bunları bırakabilirsiniz de bu arada. Yani çok da önemli değil bunların durup durmaması. Ben sadece UV'den yer kazanmak için. Sonra gizliyorum.
Bakalım. Ben hatta şöyle bir şey yapayım. Haritası gözüküyormuş. Yani hoş geldin. Mesela bunda UV yönlerine göre açacağım için bir kısmından kesip yine alttan kesip böyle bir şey yapıp rectify diyerek düzeltebilirim. Aynısını altta da yapacağım. Bu rectify muhabbetini genelde en son yapıyorum. Şu an yapmanın bir anlamı yok. Tekrar bozacağım için. Şunun altını da sildim. Bunu açsak şimdi iki ne olacak tahtalar veriyorum. Şurayı ayıralım. Yönünü ayarlarken dikkat edeceğiz. Şu kısmı birleştireceğim. Orijinini ortaya vereceğim. Hızdan kesmek için şöyle seçtim, kestim. Sadece ucunu seçip keseceğim şimdi bir de. Şöyle arkaya döndüm. Arkadan her birinden birer tane denk gelen kenarı fark etmez. Arkadan olması için şöyle ters kenarı. Şöyle. X-ray'imi kapatıp seçtim. Açılmayan var mı? Yok. Bunları da bir aynı şekil birleştirdim. Bunların iç yüzeyleri gözükmüyor. Sildim. Fazla poligon mu? İki kenarı gerçi. Neden tek bir çizgi simliyorum? Yetiyor. Yani UV düzgün açmam için yetiyor. Yetmesi birden fazla çizgi simlerdi mesela şu an. Birazdan onu şeyle göreceğiz zaten. Ben denemek için bir materyal açacağım. Şurada da sadece burayı kestim örnek veriyorum. Bir tane de alttan kestim. Şöyle dümdüz geldi. Yani yetiyor. Yeterince sim atıyorum. Ama mesela şöyle şeyler olabiliyor bazen. Örnek veriyorum, bu çok uzun oldu. Yani çok uzun olduğu için karşısına bir sim daha atıp bunun boyunu kısaltabiliriz. Çünkü uzun olduğu zaman mesela UV'ye sığmayabilir gibi durumlar olabilir. Böyle ikili bırakabilirim. Keza dörtlü de bırakayım. Bayağı uzun bir parça. Yani yeterince sim atmak gibi bir şey diye düşünebilirsin. İlla tek bir sim olmasına gerek yok. Mesela bu dörtlü kalsın şimdilik. Ona göre bakarız. Bunun için özel bir durum var mıydı? Ben niye buraya poligon atmışım mesela? Yani şu etrafı mavi diye atmışım. Ekliyorum. Orayı da simleyeceğim. İşte İbrahim hocam belki gerekmeyebilir piksel alanı büyütmeye. Ama dediğim gibi hani mesela piksel alanı yetersizdir, o zaman kesmek gerekiyor. Uniform scale diyor. Şöyle düzeltelim. Şuradan. UV açmanın altında çok temel mantıklar var aslında. Onları yani kavradığınız zaman nerede nasıl bir UV açacağınızı az çok çözüyorsunuz. Hani mesela şuna bazen şöyle bile açabilirim. Ama benim hoşuma giden şöyle bir kere kesmek. Genelde dikine olan, yani dikine demeyeyim de yataydaki silindirleri genelde keserim ben. Ama tam tersi bir durum olsaydı belki kesmeyebilirdim. Altı da gözükmüyor. Diyelim. Mesela şu,
Şu ortaya da şey atmışız ya. O yüzden şöyle alt kenarı kestim. Burayı kestim mesela. Bu şekilde açtığım zaman evin duvarı böyle gelir bana. Ya bu görüntü benim hoşuma gidiyor. Tek parça. Ki daha temiz iş çıkarmama da yarayabilir böyle tek parça olması. Çatıda ama bir işlik yapmamız lazım. Niye çatıda insert atmışım? Onun bir sebebi var mı diye bakıyorum. Onun bir sebebi yok. Mesela çatıdaki insert'ü kaldırabilirim. Şöyle. Niye kalkmıyor? Sileceğim. Çatının etrafı tek parça olabilir. Bir şeyleri de bozmayalım. Ya çatı açıldığı zaman böyle gelsin. Örnek veriyorum. Ya da çatı mesela bunun çatısı nasıl? Gerçi tahta dümdüz. Şuradan bir tane keserim ya bir de. Ya da şurayı keserim direkt. Mesela bura böyle açıldı ya, bunu sonra düzlerim. Bazen rectify işe yaramaz. İş yapmayabilir. Bir rotation scale atmayı denersiniz. Rotation scale U tekrar açılabilir. Ki gördüğünüz gibi işe yaradı. Bu da işe yaramazsa, mesela işe yaramadığını varz ediyorum. O ya insert çizgilerini direkt seçip X yaptığınız yapıp da mı siliyor yoksa normal şey normalde Ctrl X X'e bastığımda Dissolve Edge muhabbeti. Eğer Edge'i silersen oradaki yüzeyleri de siler ama Edge'i Dissolve edersen sadece çizgiyi siler arkasındaki yüzey durur. Ctrl X de Dissolve etmeye yarıyor mesela. Şurada çıkıyor zaten Dissolve Selection diye. Normalde demin yapmaya çalıştığımda şuydu. Aa ben demin şurayı X'le yo. Şöyle seçip Ctrl X yapmaya çalıştım ama burada ne yese yemedi. Aslında yemiş büyük ihtimal. Ben sadece gözümden kaçırmışım. Şuraları şöyle birleştirirsem J ile aynen. Yemiş demin de yemiş. Ben sadece şey göz aradaki çizgi de gittiği için burada yüzey yokmuş gibi gözüktü bana. Şu anki gibi. Aslında bir yüzey var. Ama aradaki çizgi yok diye şey. Şurayı J ile birleştirince geldi. Yani Ctrl X dissolve ediyor. Bu pratik kullanımızda işi yapabilir mesela. Şuradaki çizgiyi silmek istiyorum. Ama X'e bassam mesela Dissolve değil de X Beige desem kenarlar gidiyor mesela. Sadece Ctrl X dediğim zaman içerideki yüzeydeki Edge'ler falan gidiyor. Aynı şey nokta için de geçerli. Noktayı da aynı şekilde silebilirsin. Noktayı Delete ile yaparsan yine yüzeyler gider. Bunu açtık. Şunu gösterecektim. Mesela deminki gibi açılmazsa düzgün. Bunun bir tane köşeyi düzeltirsiniz. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuz. Arada bir kulaklık bağlantısı kopuyor. Kusura bakmayın. Bunu zaten çoğunuz biliyorsunuzdur da artık. Hani belki bilmeyenler vardır diye. Şunları düzeltiyoruz. Bir tanesini düzelsek de yeter. İşte tam kare değil mi? Dikdörtgen kare bir forma yani kenarları düz bir forma eriştirdiğimiz zaman bir tane yüzeyini seçiyoruz. L'ye basıyoruz. Aktif quad'ı takip et diye bir seçenek var. Bunu da mesela iş yapar. Yani illa burada rectify, text tool falan kullanmıyor olabilirsiniz. Bu da iş yapar. Haberiniz olsun. Kameranızsınız. Neden simleri doğru atamadınız? Simleri doğru atamadım. Mesela neye göre doğru? Kime göre doğru? Mehmet. Şöyle göstereyim. Bu benim modelimin arkasında kalan bir yüzey. Ben bunun ortasından keseceğim ve bütün modelin genelinde aynı tahta yönünü kullanacağım. O yüzden böyle bir şey tercih ettim. Köşelerden de kesebilirdim. Ama finalde model bittiğinde hangisi doğru tartışırız. Şey gözünüz korkutuyor olabilir. Burada sim var. Hani birbirini tekrarlayabilir. Göz, ya tekrarlayabilir diyorum. Burada böyle kesik gibi gözüküyor. Bu gözünüzü
Ha, ekrana bakmıyor işte bu yüzey normal. Arkada kalıyor. Mesela şey olmuyor. Ya modelin arkası şöyle. Örnek veriyorum. Mesela bakış açımız böyle. Hoş model çevirirsiniz de belki. Ama dediğim gibi buradaki sim birbirini seamless derler ya, öyle olacak. Arkadaşlar benim UV'me de yanlış diyorsanız daha ne diyeyim? Daha ne diyeyim ben size? Mesela bunu birçok kesim yöntem var. Direkt böyle kesebilirim. Tabii rotation scale verdikten sonra. Şuradan bir tane loop atar, şöyle kesebilirim. Bir köşesini seçer kesebilirim. Genelde yaparlar şöyle. Mesela bir yüzey buradan seçin, bir yüzey buradan. Kenarları kesip şu içeridekilerden de mesela şöyle yapayım. Şöyle kesebilirim. Hani bunun bir yöntemi yok. Bir sürü yöntem var. Yalnız nasıl isterse. UV'ler takılmayın mesela. Günün sonunda çıkan işin kalitesi önemli. Ben bu altı kestim şimdi. Bir de şu köşeyi keseceğim. Alakasız. Geleceğim şunu günün sonunda düzelteceğim böyle. Böyle bir UV olacak. Şöyle göstereyim mesela. Buradan neyden örnek verebiliriz? Şu barının UV'sine bakalım. Ya karma çorban bir UV var burada. Hani gözünüzü korkutabilir. Mesela doğru mudur, yanlış mıdır hadi. Ama günün sonunda şu sağdaki gibi gözüküyor. Bu arada arkadaşlar yayını beğenirseniz seviniriz. Boyucuk azsa iyidir. Doğru. Ben burada şeye dikkat etmedim. Bu arada benim ya ben şunları da düzlerdim normal şartlarda. O gün acele etmişiz demek ki. Bak bunları düzlemişim. Bunları düzlediğin zaman da boşluktan kazanırsınız. Ne kadar düz olursa objeler, kare, düz işte o formlarda olursa şunların yanına bir şey sıkıştırmak zordur mesela. Bunlar düz olduğu zaman daha çok daha rahat bir yerlere böyle girebilir. Ya da yanlarına bir şey girebilir. Ama burada çok ihtiyaç duymamışız. Bugün demek ki biraz acele etmişiz. Araya bir hafta koyunca yayınların böyle bazen yaptığımız işi de unutabiliyoruz. Mesela şimdi gelelim bunları hepsini rotation scale verdim. Tava bastım. Unwrap dedim. UV ekranıma geri döndüm. Normalde bu arada ben böyle çalışmıyorum. 3 tane monitör var bende. Size de tavsiye edeyim. Eğer birden fazla monitörünüz varsa şu layout'ta çalışın. Windows'dan New Window deyip UV'yi ayrı bir ekrana taşıyın. Daha rahat oluyor. Kocaman ekranda UV görmek daha rahat oluyor. Biz yayındayız şu an. Hani iki ekranda yayına veremediğim için böyle idare edeceğiz. Ben normalde böyle çalışmıyorum mesela. Haberiniz olsun. İki monitörünüz varsa bunu değerlendirin. Şimdi deminki dediğim şeyden bahsedeyim biraz. Dedim ya bütün tahtalar aynı yöne bakacak. Buraya mesela yine bir materyal atalım. Yel değirmeni mi diyelim buna, ne diyelim? Değirmen diyelim. Biz bunu İngilizce yazın fark etmez. Base Color'a Image Texture deyip New'den bunu da çoğunuz biliyordur. Test diye bir tane atın. 1024 çarpı mesela 2. Hani ne kadar kullanacaksanız. 1024 de kullanabilirsiniz bu arada. 2K kullanıyoruz mesela diyelim. Color Grid dedim. Bir tanesini atadı bu materyal. Şuraya atamış. Bunu CTRL ile Link to Material deyip bütün objeme atadım. Şimdilik bu sahnede görmediğimiz şeyleri yine gizleyelim biz. Barını marını. Ve seyircinin gözünü boyamaya çalışmayalım. Ya da gözümüz. Hocam bu rotation scale'in alt transform arasında fark var mıdır? Fark var. Rotation scale yaptığında sadece rotation ve scale'i düzenler. Alt transform yaptığında mesela benim objem merkezde değil. Objenin orijinini merkeze taşır. Bak mesela mirror vardı üstünde kaydı gitti.
Orijin de merkezi taşır. Bunu istemiyorum şu anki durumda. Rotation scale yapıyorum. All transform'da hepsini sıfırlıyor. Merkezdeyken all transform olabilir ama merkezde değilken çok tavsiye etmiyorum. Rotation scale ile aynı muhabbet zaten. Sadece bir orijin taşıma muhabbeti var ayrı. O zaman bu işin en zor kısmı UI açmak diyebilir miyiz? Aslında en basit kısmı UI açmak. Ben ya bana göre. UI sadece biraz zamanla böyle ustalaşabileceğiniz bir şey böyle. Nasıl diyeyim? Bir model yaptınız, UV açmamız gayet normal. Ama mesela 100 tane falan model yaptığınız zaman UV açmak işkence bile olmuyor. Yani şunun için Rizom kullanan var mesela şu kadar şeyi açmak için. Biz 5 yayını sar bakayım başa 5 dakika sürmemiştir. Var ya bunların basit olması bir şey değiştirmiyor. Daha karışık şeyler olsa da bu kadar zor değil. Sadece mantığı da şu aslında. Sen modeli nasıl boyamak istiyorsun? Capstock açık mı kalmış? Sen modeli nasıl boyamak istiyorsun? Bu çok önemli. Pratik ile gelişiyor aynen. Ya modeli nasıl boyamak istiyorsan UV'de zamanla öyle. Mesela ben şu an nasıl boyamak istediğim kafamda az çok biliyorum. Ona göre bir UV açıyorum. Ben büyük ihtimal buraya bir tane wood alfası bir şey atacağım mesela. Aynı yönü tekrarlasın istiyorum, tamam mı? Geldim buraya. Şu an bir karışık gözüküyor ekranda. Mesela boyutları birbirine orantılı. Hani bunu üstündeki yazılardan az çok anlayabiliyoruz. Cooperatür. Hoş geldin. Mesela bir tek şunda bir gariplik var. Aslında bunda da yazılar hemen hemen aynı. Bak şurada gördüğüm kadarıyla. Şimdi ben bunların şeyini düzelteceğim ilk başta. Şu şeyleri mesela hani rectify yapacağım demiştim ya. Bunları yapacağım. Geleceğim. UV'lerini düzelteceğim. Şunu düzeltmeye gerek yok. Bu zaten hani böyle bir şey. Sadece gözüme çarpanları düzelteceğim. Mesela şu. Bakıyorum. Şurada mesela bir tane garip bir şey var. Önce gözüme çarpanları düzeltiyorum. Şu var. Mesela demek ki gibi oldu. Bunu elle düzeltelim. Bir tane köşesi geldim. Y0, Y0, X0, X0 dedim. Sonra bunu tuttum. Hepsini seçtim. Aktif kod takip et dedim. Bu kadar. Bakıyorum başka yok bir şey. Mesela şöyle bir obje var. Ve yamuk. Bunu da düzeltiyorum. Böyle bir şey istemiyorum ben UV'mde. Kim bilir neresi bu. Ona bakarız birazdan. Şunlar okey. Şunlar okey. Bunlar çünkü şey. Ki bunları bile ayırabilirmişiz gerçi. Şunu böyle yaptım. Bakıyorum gözüme çarpan başka bir şey var mı? Şurada garip bir yapı var. Bu ne? Çarpılmış gibi. Buna bakalım bir. Büyük ihtimal yanlış açılmış ya da iyi açamamışız. Şuradan senkronizasyonu açtım. Buradan UV'den seçtim. Bu ekrandan da num.doc'taki delete'e bastım mesela. Şunu açamamışım. Bu neymiş baba? Shift-T yapıyorum. Her şeyi gizliyorum. Bu niye düzgün açılmış? Çünkü bunun burasında yüzey kalmış. Bu yüzeyi sildim. Ben burada yüzey olmayacak şekilde ayarladığım için. Geri geldim buna. Unwrap dedim. Böyle düzeldi. Bunu da tabii diğer arkadaşlarıyla aynı boyuta getireyim. Ulaet bir tool mu yoksa ben daha önce mi fark etmedim? Bakalım. Ulaet dediğin hangisi? Şu mu? Bu text tool'un text tool. Aynen. Ayrı bir tool, add-on. Bunu Google'dan arayabilirsin. Ücretsiz bir add-on. Şimdi şurada garip bir şey var. Buna bakalım. Bu neymiş? Mesela burada bozulmuş bu arkadaş. Niye bozuldu? Biz bunu bir şey yaptık yanlışlıkla demin büyük ihtimal. Neyse çok da önemli değil. Boyutu az çok gözümün önünde. Bunu tekrar unwrap dedim. Düzeldi. Şu araya sıkıştırdım. Display stretch ne bilmiyorum. Yani o özellik ne bilmiyorum. Şu şey mi diyorsun acaba? Texture'un rectify mı diyorsun?
Bazen çok kötü oranlar verebiliyor, evet. Yani ona dikkat etmek lazım. Oranı çok bozmaması lazım. Birden çat diye basıyorum, böyle uzun ince bir şey çıkartıyor sana. Ama modelle bir alakası yok. Buna dikkat etmen lazım. Şu an bizde bir sıkıntı. Yani şu kadarcık farktan bir şey olacağını sanmıyorum. Bu neresi? Alt taraf mesela. Yani hemen hemen böyle bir şeydir. Burada biraz yazılar kaymış bende ama çok da önemli değil. Hani bunun için poligon arttırmam gerekiyor. Ama çok da önemli değil. Şimdi dediğim şeyi yapalım mesela. Yönleri, bu sayıların hepsi rakamların ya da işte E3, D3 diyor ya. Neyse bunlar. Bunların hepsini yukarı bakacak şekilde ayarlamak istiyorum ben. Mesela şuna geldim, 90 derece çevirdim. Yukarı geldi. Aldığım bir köşeye. Ha tabii şey. Yönüne göre bu arada. Yönüne göre istiyorum bunu. Mesela yukarıdan aşağı düşünerekten istiyorum. Mesela bu böyle dik kalacak. Bu da böyle dik kalacak. Mesela bir orantısızlık var gibi burada. Şurası ama gerçi bunda 4 parça var ya. Bunda 2 parça var. Biraz uzatsak şöyle. Mesela mirrorlu olduğu için şuranın ters gözükmesi normal. Şuraya bakmak gerekiyor. Çok bozuldu ya. Bunu bir iki kere kesebilirdik aslında. Neyse kalsın. Bakarız duruma göre. Mesela şu süzmeler istemeyebiliriz bazen. O da şeyden dolayı böyle gözüküyor. Buradaki şeyini bozuyoruz. Hani bir iki kere kesmekte fayda olabilir bunları. Ama benim dediğim gibi boyama yönteminde çok da sorun olmayacaktır bize diye düşünüyorum. O yüzden böyle bıraktım mesela. Aynı şekilde bu da dik olsun istiyorum. Bu neresi? Bunu da çevirdim. Yazılar yukarı bakıyor. Okey. Ya şuna geldim. Bunlar da bize bakan yüzeyleri baz alacağım. Yani arka yüzey, ters düz çok umumlu değil. Bana bakan yüzeyde şöyle yazılar modelin şeyine göre, yani tahtanın yönüne göre olsun istiyorum. Bunlar dik zaten. Mesela şurada böyle. Tahtanın yönüne göre. Şunda mesela yan dönmüş. Şu hangisi? Şunda yan dönmüş. Başka şeyi de seçiyor. Şunu kapatalım. Hepsi açılsın. Şurayı seç. Buna emin olalım. İki emin olalım. Şu da mesela onlara göre ters kaldı aslında. Şöyle olması lazım. İçe doğru merkez şura gibi düşünerekten. Bu şekil yaptık. Bakıyorum böyle göz kararı. İşte ters olan bir şey var mı? BC'ler iyi. M aynen yataya bakacak. Bunlar da yataya bakacak. Bunlar önemli değil. Evet. Doğru. Bunun tahta yönüne bakmam lazım. Yatay. Bunu da mesela şöyle çevireceğiz. Yine mesela burada ayırmadığım için benim şeyim. Burada bize biz taraftakinin tahta yönü önemli. Arkasındakinin Allah belasını versin diyebiliriz. Arkasındaki yamuk yumuk olsun çok da önemli değil. Şunu da şey yapabiliriz. Biz taraftaki yüzey yine düz olsun. Bunlar çok da önemli değil. Tamam. Böyle yaptık. Yani yönleri ayarladık, UI'mizi ayarladık. Ben burada UPack Master kullanıyorum. Siz kullanmayabilirsiniz. Packer falan da kullanabilirsiniz. UPack Master Rotation Enabled demediğim zaman bunların rotation'a dokunmadan sığdıracak. Etrusti açtım. Advanced Etrusti açtım. Pack diyeceğim mesela.
Burada bunları pekleyecek. Bu arada bunu elle de dizebiliriz. Hani buna takılmayın. UPEC Master alacak şeyiniz yoksa. Ya da Packer Addon'u var. Bir bedava olan. Onu da kullanabilirsiniz. Ben burada Rotation Enabled dediğim için, ya açmadığım için Enable'ı böyle sıkıştırabildiği kadar. Biraz daha bekleyeceğim. Zaten yapacağını yaptı büyük ihtimal. Daha da çok oynamıyor. ESC'ye basıp çıktım. Şu an hazır. UV'si. Bunu exportlayalım. Seçili objeler, apply transform seçtim. Değirmen dedim. Klasörümüze atalım. Objelere isim vermedik. Çok da önemli değil. Enter'a geçelim. Hoppa. Ulan. Mesela bunu 2K boyarız demiştim. 2K alalım. Yüzeylerde bir sorun yok gibi. Şimdi yanım. Şeyim bil. Şimdi şuradan ayarlamam gereken bir şey yok. Buradan da yok. Buradan ben genelde panorama şeyini kullanıyorum. Burada PBR metalik kullanıyorum genelde. Çok önemli değil. Videoma çekelim. Kalmasın. Önce bir kendi içinde bey kaldı. Zaten high polygon kullanmadık bunda. Kendi içine B kalacağım. Anti-aliasing'i fullleyeceğim. Ambient occlusion'ı fullleyeceğim. Bunu düşüreceğim. Curvature'ı fullleyeceğiz. Thickness'ı fullleyeceğiz. Hatta şunları ya kalsın tamam. High polygon yok. High polygon da yapabilirdik. Ama şu anki yaptığım sahnede high polygon kullanmadım genelinde. O yüzden bundan da kullanmayacağım. Hatta bunun çoğunu elle boyadık da. Şöyle hani sahnenin geri kalanını da görün. Olur o. Bazen. Blender'da şurada şeyde bak. Ya burada materyalde bakıyorsun. Shading'de environment var aslında. Hani render alırken de o tarz bir şey yapacaksan şuraya bir tane şey at. HDRI at. Hatta direkt buradakileri falan bulup atabilirsin. Yeterince ışık olmadığı için güzel gözükmüyordur. Yeterince ışık olsa güzel gözükür. Bake'imizi aldık mı? Buraya niye böyle saçma bir şey yaptı? Niye öyle saçma bir şey yaptın? Ters yüzey kalmış. Bunu düzelt. Şey olabilir mi ya? Bir şey de yok gözüküyor ama. Şöyle bir şey yapabiliriz. CTRL-T yapacağım. CTRL-T yapınca bak çok kırılıyor bura. Yok ya beceriyorsundur. Şura çok kırılıyor. Bunu düzeltmek için şuradan şurayı bağlayabilirim. Ya da araya birer tane loop atabilirim.
Lugon yetersizliğinden belki de hata. Sonra CTLT yapabiliriz. Bu da çok kırıldı ya. Bazen bu tarz modellere biraz dikkat yapmak gerekebilir. Böyle yapsak. Güzel, bu tarafa kırılıyor. Shade Smooth verelim yine. Daha deneyelim. Belki iş yapar. Yapmazsa buna bir high polygon patlatabiliriz. Kapıyı açacağım. Frikik vermedim. Fazla kırılma olduğu için değil de kırılmanın şeyle alakalı, yani mantığıyla alakalı. Mesela şu kenarla şu kenar arasındaki şeyi görüyorsun değil mi? Eğim farkını. Onu hesaplayamıyor işte. Yani oraya hesaplamak için şöyle yapıyor. Bunu yaptığı zaman da yüzeyler kırılıyor. Şu an belki düzelmiştir yani. Şu an düzeldi. Bir tane loop attık, düzeldi. Şimdi önce mesela wood kısımlarını ayıracağım. Wood olmayan kısımlar da var çünkü. Şöyle yapalım. Hazır bir smart materyal ya da düz bir materyal atalım wood olarak. Şimdilik görmek için. Şu materyal benim hoşuma gidiyor. Attım. Yön muhabbetinde de mesela bakın yönler hepsi istediğimiz gibi çat diye geldi, gördüğünüz gibi. Birbirlerinin orantıları da iyi. Buradayken bir kontrol edin, hani böyle sonradan şey olmasın. Ya bunu yamuk yapmışım. Olmasın mesela. Şura yatay olsa istemiyordum ben yatay muhabbetin, şuranın. Dik olsun istiyordum. Dik geldi. Şunlar yatay geldi. Hani yönlerine göre atamak dediğim buydu mesela. Hepsi istediğim yönlerde geldi. Mantıken. Şimdi nereler wood, nereler değil. Şöyle ufaktan nereye sokuşturuz ki? Referans bu. Buna göre ben şimdi yapacağım bir şeyler de kenarda kalsın. Mesela keşke ucularına birer loop daha atsam mı diyorum. Şu mavilikleri şimdi gördüm. Hani bu mavilikleri vermek istiyorsam ucularına bir loop dağıtmam gerekiyor ama biz düz de yapabiliriz orayı. Bir tane daha loop atsak şöyle. Bunun da ameliliği çok olacak ya. Sonra bakarız. Ama bir tane daha loop atıp burada UV'ye göre maskelediğimiz zaman oralara çok rahat mavilik veririz. Şimdi bir tane metal klasör açalım. Metal diyelim buna. Kalsın şimdilik. Rem hocam. Ray Musa, hoş geldin. Şimdi bir tane metal diyelim. Yine dümdüz bir metal atacağım. Böyle bir şey atalım. Gerçi geneli ta ahşap üzerine oluşuyor. Biz bir de buraya ne atmıştık? Zemin için arkaya iki tane plane atmıştık. Onlara da ground diyelim. Şimdi başta maskelerine göre, yani başta bir ayırmam lazım. Mesela buraya da var mı hiç böyle yalandan bir atabileceğiz çamur var mesela. Çamur atalım. Şimdi bunun maskesiyle kapattım. Şu ikisini seçtim. Metal şu an sadece şuralarda falan var. Başka bir yerde göremedim. Metal aslında geneli wood'muş. Hani şu wood'dan metali kapatıp şimdilik hepsini seçip şunları çıkaracağım. Başka wood olmayan bir kısım var mı? Yok. Mesela bu neymiş wood? Stylized wood roof. Şey büyük ihtimal Saps'ı kendi kütüphanesinde olan bir materyal. Bunu kullanabiliriz. Zaten istediğimiz çoğu verdi. Çoğu şeyi verdi. Buradan rengini ayarlamamız lazım bir. Çok kırmızı oluyor mesela. Ben bunu sevmiyorum. Renk picker'ı iyi değil. Color picker'ı.
kitapsız. Gördüğü şeyi mi algılayamıyor? Ben onu anlayamıyorum. Yani biz elle kahverengiye çekmemiz gerekiyor mesela. Kapur artist oldu ne demek? Herhalde abone oldu. Teşekkürler. O da bir şey soracağım. Endüstri ürünleri tasarım bölümünde bitirdim. Daha sonra bu modelleme işine sardım. Bilgisayarım kötü olduğu için tekşürsüz bir modelin renderı 1 saatte alıyordu. Ben bilgisayarım sırf bu işin 5-6 ayı kendime geçmeye çalışıyorum. Acaba senin de bir yorumunu alabilir miyim? Artık at alırsın. Yani yorum yaparız. De birileri böyle bir şey yazsa da gömsek diye. Şaka yapıyorum bu arada. Atabilirsin. Daha önce öyle atan arkadaş oldu. Yani yorum yapmak haddimize değil ama gördüğümüz şeyleri söylemeye çalışıyoruz. Bir şey varsa eksik bir şey. Yanına bakayım. İşte ürün tasarımı deyince daha farklı bir şeyler bekledim. Tank model. Teşekkürler. Endik. İşte tank modellemişsin. Bu tarz modellerde şimdi bu eski modelin belli. Yeni modeline de bakalım. Yani gördüğüm şeyi güzel, kompozisyonu güzel. Boyama kısmı zamanla gelişir. Daha iyi boyayabilirsin. Kompozisyon güzel. Sadece şeylere dikkat etmeni isterim. Mesela bu daha iyi diğerlerine göre. Bunlara göre. Bu da bir tık daha iyi. Şu ne zaman yapmışım ya? 5 ay önce. 3 ay önce. Geçen hafta. 3 gün önce mesela. Bunlar daha iyi. Sadece şeye dikkat etmeni önemli. Biraz daha fazla referans bak. Yani biri referanssız çalışma. Biraz daha fazla referans bak. Ve mesela bu şey oluyor modellemede. Büyük detaylar, orta detaylar ve küçük detaylar. Bunların orantısına dikkat et. Bununla ilgili böyle hani modeling detail diye böyle araştırsan biraz YouTube'da daha böyle iyi anlatan yerler bulursun. Mesela modelin bir büyük detayları vardır. Mesela gövdesi büyük bir detay. Orta detaylar vardır. Mesela tekerlekleri. Ve mikro detaylar vardır. Şu örnek vereyim, ızgara gibi şeyler. Ya da üstündeki düğmeler, vidalar. Yani şu namlu orta detay mesela. Ama namlunun olduğu şey büyük detay gibi. Bunların belli seviyeleri var. Yani yapman gereken orantıları var. Onlara dikkat et. Çünkü mesela bakınca bazı yerler çok gözümü yoruyor. Bazı yerler çok boş kalmış. Yani bunun orantısını tutturman lazım. Başka mesela bir tank. Sci-fi diyelim tankı. Sanki sci-fi tank diye. Tanka daha yakın. Mesela örnek veriyorum. Şu çalışma gibi. Gördün mü mesela? Şey var böyle. Yani bir yere bakınca gözün çok yorulmuyor. Detaylar böyle. Baktığın yerde detayları güzel görüyorsun. Bunu tam ben anlatamıyorum demek istediğimi de bunu böyle model detail diye aratırsan ya da işte mikro detail diye aratırsan slotlamayı falan atmış da bu değil ya istediğim. Ya mesela şu ızgaralara bakınca çok yoğun bir şey var değil mi görselde ama bu taraflar biraz boş. Hani bu detayları olduğunca modelin geneline yayman lazım. Şuralar mesela çok boş geliyor şu an gözüme. Ama bazı yerlere bakıyorsun detaydan patlıyor böyle. Hani bunu bütün modelle eşit seviyede yapma. Ne burada çok fazla patlaması lazım. Örnek veriyorum şuralarda. Ve de diğer yerler o kadar boş kalması lazım. Bunu da işte
şey yaparak böyle zamanlı olur. Ama modelleme iyi. Yani kötü değil. Bunu modellemeyi bilmeyen bir insan bunları yapamaz. Kolay kolay. Modellemeyi sadece biraz daha fazla referansa bak. Proportion'un iyi. Böyle göz kanatmıyor proportion'ların. İlk baştakiler biraz şey de şu mesela. Bunlarda proportion gayet güzel. Şu adamın sürekli çıkmasın. Biraz daha iyi olabilir mi? Belki ama işte gerçek ölçülerini bilmediğim için tam bir şey de diyemiyorum. Tabii bunun bir referansını görmem lazım. Mesela proportion'a daha detaylı yorum yapabilmem için. Ama şu an gördüğüm kadarıyla proportion'ları da iyi. Yani gördüğüm üzerinden yorumluyorum bu arada. Belki referans alsam bambaşka bir şeydir. Ama dediğim gibi mesela bunları ya biraz daha sadeleştir. Daha sade yap. Bence daha sade, daha detaylı bir şey deneyebilirsin. Daha sade dediğim de mesela şimdi öyle deyince de çok garip şeyler çıkabilir. Şöyle bir daha yazalım. Sci-fi tan. Aklından yapma işte. Başlarda özellikle hiçbir şey aklından yapma. Eğer öğrenmek istiyorsan bu işi, her zaman bir referansın olsun. Aklına güvenme. Yani 5-6 tane referans, farklı farklı referanslar olabilir. Mesela şu tarz bir şey daha sade. Hani sadelikten kastım bu aslında yine çok detaylı bir model. Sci-fi. Mesela şu adam çok güzel tutturmuş o oranları. Adam mı artık? Yapay zeka mı? Yapay zeka mesela. Yapay zekaymış. Çok mesela yapay zekadan bile alabilirsin referansları. Kendine mesela bunun silahını beğenirsin, bunun tekerini beğenirsin, paleti beğenirsin. Onları birleştir, kompozisyon yapar ama yine yaparken referansa bak. Ya tam olarak demek istediğim şu, yani büyük ne kadar detay varsa küçüklerde de o kadar detay var. En küçükte de o kadar detay var. Izgaralara boğmamış örnek veriyorum. Yayın tekrar kanalda oluyor, evet. Samet. Daha eski yayınlarımızda da bakabilirsin. Bence güzel. Yani gelişmeye açıksın. Ama dediğim ki bu detaylandırma şeyleri bir tık daha dikkat etmen lazım. Böyle referans, kesinlikle referansa bak. Referanssız iş yapma yani. Ben oldum desem bile, oldum diyen adamlar bile referans bakıyor. Ben sana öyle diyeyim. O kafa bende de vardı. Referanssız yapma kafasıyla. Günün sonunda sadece kendini tatmin ediyorum. Böyle başkalarına çok anlamsız çalışmalar geliyor. Senin hayal, ya bizim hayal dünyamızda çok güzel bir şey oluyor ama dışarıdan çok algılanmıyor. Yabancı kalıyor insanlara. Buna dikkat et. Yani bence modelleme konusu olmuşsun. Sadece eksiklerin dediğim gibi o referans kısmı bir de detaylandırma kısmı hani detaylar. Onu Paint'te gösterebilirim belki ya. Yani bilmiyorum onu tam nasıl anlatacağım bilmiyorum ya. Çünkü bayağıdır üzerine düşünmediğim bir konu. Hani modelin üstünde şöyle mesela iki tane küçük parça örnek veriyorum. Sonra şu küçük parçalar var gibi düşün. Ama bunlar öyle orantılı olması lazım ki birbirlerine. Sırıtmaması lazım günün sonunda. Bir tane büyük parçam var. Bunu sen internetten bak ya. Bunu ben şimdi sallıyor gibi bir şey olurum. Götünden element uyduru edersin sonra gelip buraya. Ya örnek şu yapı. Hani aslında çok güzel örnek var karşımızda ya. Mesela bir değirmen ya da neyse bu işte mil. Rüzgar gülü. Biz buna niye mil dedik? Bu rüzgar gülü. Bir rüzgar gülü. Bütünü var. Ama küçük parçalara ait bak birbirine orantılı. Gözünü yormuyor. Hani bu zaten bir süre sonra refleks olmaya başlıyor sende. Şu an anlatamamın sebebi de o. Bende şu an refleks olmasa. Hani ben bunu isteyerek yapmayayım aslında. Dikkat ettiğim bir şey değil mesela. Zamanla sende de böyle olacak. Tabii referans bakarsan. Neyse biz konumuza dönelim. Şimdi bunu
Öyle böldük. Farklı bir şey yapacağız. Yetenek değil bu Batu ya. Kas hafızası gibi düşün. Yani yetenek. Bazen yetenekli halli olmuyor bazı şeyler. Tahtanın da birkaç rengi var. Beyaz, sarı örnek veriyorum. Açık renk gibi. Bunu ben bir kenara alacağım yine. Mesela tahtanın içinde bir daha klasörleyeceğim. İşte orijinal wood'umuzun olduğu klasör. White wood diyelim. De yellow diyelim. Orijinal wood'umuzu direkt buna atalım. Bunu kopyaladım. Aynı wood'u buraya attım. Bunu kopyaladım. Buraya attım. Şimdi renklerini değiştireceğiz mesela. Sarıyı sahneden seçeyim bir. Tabii şu. Beyaz. Bu sarı değil, bu beyaz. Beyazı seçelim. Mesela direkt kafası geldi aslında beyazın. Şöyle yapsak. Bunun boyutlarıyla sonra oynarız. Beyaz sadece şurada var. Tamam, okey. Sarı. Sarıyı ayarlayayım renk olarak. Dediğimiz bir renk. Yine modelin üstünden seçtim ama böyle garip bir renk geldi mesela. Allah'ın cezası bir renk geldi. Biz bunu elle düzelteceğiz yine. Ya burayı açsak mı? Bunu biraz da sarıya çekeceğim. Şurayı da biraz beyaza çekeceğim. Şöyle. Beyazlı diye. Gerçi benim için şu an tahta şuradakiler önemli. Nasıl bir sarıdır baba? Şuradakini sarıya çeksek şöyle. Aşağıdakini ya referans var karşımda da referanstaki renk color picker konuşamadım. Color picker yakalayamıyor. Yakalayamadığı için böyle göz kararı. Zaten mesela hoş gelmezse kullanmayacağım rengi. Şimdi bakacağız. Bu rengi nereye vereceğim? Sadece buraya vereceğim, değil mi? Bakacağız. Geneline uydu mu? Ha, sanki uymadı gibi geliyor bana gözüme. İlla buraya sadık kalacağız diye bir şey yok. Geneline uymadı sanki. Bakalım. Biraz oynayalım şöyle renkle. Sanki bir tık beyaza yakın bir sarı. Belki tonu farklı. Mesela bu yetmez belki. Hani buradan ayarlamam yetmez. Hani o renk vermem. Şu HSL var. HSL atabiliriz üstüne. HSL ile ayarlayabiliriz. Mesela bu iyi ama sanki saturation'ı biraz kısıp soluklaştırıp yani biraz da lightness mi versek ya da kıssak versek. Deniyoruz. Buna sonra da dönebiliriz. Şu an kalsın böyle. Ve hoşuma gitmeyen bir şey var sadece. Sanki şu tiling'i 2 yapsak. Oynayalım. Bunu kız. Bunu kız. Bunu kız. Şu kız. Aç kız. Ne oluyor? Lighting. Kız. Şurada bu kız. Acaba şu şeyi kaldıramıyor muyuz ya? Ya da birazdan mı artacak? Biri böyle birazdan mı düşürsek? Böyle bir şey mi olsa? Ha, bu bundan da de alıyor bir saniye. Şunu kaldır. Da kaldır. Ondan da detay alıyor. Alttakinden de height detay alıyor. Şu an onu fark ettim. Bir aydınlanma yaşadık. Bire çek geri. Bir tık düşür. Bir ayarlayamadık ya. Şunu nokta 8 falan diyorum. Aa, biriydi. Dur, bire geri dön. Biriydi. Mesela hoşumuza gitmeyen yerleri belki elle boyarız. Şu anlık kalsın. Paint over atabiliriz sonra. Paint over dediğimde üstünden bir daha boyamak gibi bir şey. Birazdan görürüz onu da. Şeyi bir tanesini beyaz yapacaktım.
Whitewood'u mesela şöyle yapalım, şuna da verelim. Whitewood verdiğimizi kaldıralım buradan, örnek veriyorum. Sonrasına bakacağız. Sonrasında nerede bizim referansımız? Şurada bir mavilikler var. Buraya direkt blue diyeceğim. Buna odunu vermeyeceğim. Sadece renk vereceğim mesela mavi. Mavi seçtim, örnek veriyorum. Bunun sadece color kısmını açık bırakacağım. Başka hiçbir detayı almasın. Bunu nereye vereceğiz? Şunun ucuna vereceğiz mesela. Bunu direkt maskeyle çözeyim. Black mask. Buradan önce şuraya vermek istiyorum. Zaten oraya poligonunu ayırmıştım. UV'sini de ayırmıştık sanki. Şuraya verdim. Aynen. Uçlara verme konusunda şu an emin değilim. Ama vermek istersem büyük ihtimal şöyle bir şey yapacağım. Geleceğim çat diye bu daha sert bir şekilde boyayacağız. Tabii bunu boyarken kamera deyip obje desek ne oluyor? Arkayı boyuyor mu acaba? Arkayı boyamasını istiyorum. Ben arkayı boyamıyor. Arkayı da arkaya çevirip boyarız artık. Bak şimdi arkaya boyamayan şurayı boyayacak. Oraları boyaması önemli değil. Kaldırırız içimden. Ya burada göz kararı vereceğim. Zaten böyle elle boyanmış bir şey gibi olacağı için çok da önemli değil. Tutturalım. Rastgele bir şeyler attık. Yine maskeyi seçtim. Şu objeyi seçtim. X'e bastım. Siyaha döndü şeyim. Şunları tıklıyorum sadece. Tıklamam yeterli olacaktır. Maskeden çıksın diye. Okey. Maviye de boyadık. Poligon atmamıza da gerek kalmadı. Kadar basit. Beyazın detayları gitmiş. Niye böyle oldu? Bir daha ver. Seçimden çıkmış. Ya Allah'ım. Çıkartalım. Okey. Referansa bakıyorum yine. Burada çok bir şey yok da şunun ucundan beyaz boyamış. Niye bilmiyorum. Ve şurasını mesela white mask dedim. Poligonu seçtim. İlk seçili. Tam tersi, şurayı çıkaracağım. Böyle bir şey yapmış. Arkadakinde de yine aynı muhabbet var. Gözden kaçırdım. Ucundan maviye boyayacağım. Biraz fırçamı küçülttüm. Biraz daha mı kalın? Bu şekilde arka taraf. Arkadaki de sanki sarıya yakın. Şu yok da var gibi. Daha yön yön dedik, bunu ayarlamamışız. Ayarlamışım da yanlış ayarlamışım. Önemli değil. Bundan bir tane kopyaladım. Seçimden çıkardım. Bundan seçimden çıkardım. Üstteki yatay diyeceğim. Geldim. 90 derece çevirdim. Native. Teknik parametrede height range'ini yapabiliriz. Öyle iyi gibi. Şimdi okey.
Bakıyorum. Burada bir detay var, onu yapacağım. Şimdi. Bir tane kağıt diyelim. Şundan seçimden çıkar. Kağıda gel, seç. Kağıtta tam tersi. Hepsini seçimden çıkar. Çıkmaz. Bilmiyorum ya tabii. 3D Code da falan yapabiliriz. Mesela ben sahneyi göstereyim bir daha, belki görmediyseniz. Sahnenin birazı Substance. Mesela şunu Substance'la Base'ini boyadık. Kalan 3D Code'da boyandı. Hani Endpaint şeklinde. Bunun da çatısında şu aralara sadece böyle brush'la biraz boya vurdum. Yani oradan bir tatlılık geldi mesela. Onun için de Blender'da yapmadım. Blender'da da ne yapılabilir? Ya bu düzeltmeyi 3D Code'da değil de Blender'da yapabilirdim. Şöyle göster. Texture Paint'e girerdim. Özelliği açardım. Çam alırdım. Mesela. Burada da düzeltmeler yapabilirdim. Örnek veriyorum. Niye olmasın? Ama base'i burada yapabilir miydim? Emin değilim. Base olayını. Base color diyeyim. Mesela bunu Substance'da yaptım, base olayını. Girintili çıkıntıları, tahtaları, mahtaları. Elle boyasam bütün, mesela bütün duvarları elle boyadığını düşünsene. Çok uzun sürerdi. O yüzden arada bir yardımcı program iyi oluyor. Böyle bir not kağıdı koyalım. Bu notun üstüne de bir bize yakışır bir şekilde bir not yazalım. Ne yazalım? Var mı önerisi olan? Batu malı çekmeyi hem dinle. Kız. Yani buradan bakınca okunmayacak ama easter egg gibi. Yakına gelince okursun. Ve şöyle bir şey yapacağım şimdi. Mesela buraya bir detay girmek istiyorum. Bunun üstüne bir tane attım. Kutu detay sadece şu kutuyu seçeyim. Tamam. Şurada bir tik geldi son substance'larda. Bak böyle ayırabildim kutuyu artık. Buna bir tane fill layer, bir tane black mask atayım. Şimdi şuradan maskelerden de maske mi diyeyim, alfalardan bir tane kare bulalım. Kare alfası lazım bize, kare. Kutu. Yani şu olur mu olur gibi duruyor. Bir büyütelim. Aynen, kenarları sertleştirebildim mi? Sertleşti. Göz kararı boyayacağım şurayı. Tamam. Göz kararı boyadım. Önemli değil. Şunu açıp bu da X simetri. Rig konusunda açık var mı? Bence var ama işte firmalarımızın bundan haberi var mı onu bilmiyorum. Yani animatör konusunda büyük bir açık var. Ama firmaların bundan haberi yok falan. Anla yani. Animatör arkadaş 3-4 aydır işsizdi. Daha yeni bir şey iş bulabildi. Çok sağ çık çok. Şuna bakaraktan. Yalasak.
Az çok yapmaya çalıştığım şeyi belki anlamışsınızdır. Simetriyi kapatıp buna geldim. Height. Böyle bir derinlik oluşturacağım ve color'dan buna bir dark bir renk gireceğim. Buna multiply diyeceğim. Dark da böyle direkt siyah girmeyelim. Ve koyu kahverengi falan olabilir. Da yemeriz. Biraz böyle rengi koyultacağım böyle. Hateful desek mi acaba? Sonra bunun filter blur'la da biraz blur verelim. Çok tilt. Tam istediğim etkiyi yaratmadın neyse. Bunu bir böyle yapalım. Bir böyle bırakalım. Altımıza referans olur en azından. Bir tane daha atalım Black Mask. Bu sefer de sadece çizgi kısımlarını ayarlayalım. Mesela şuradan yani şunu açayım bir daha. Buradan şöyle bir çizgi. Ha, çok kalın oldu. Buradan aşağıya düz. Buradan aşağıya düz. Bunun yatayında göz kararı 3 tane. Üç tane yetmedi bende. Buradan devamını şöyle. Buradayken X'i kapatacağım tam. Böyle 3 de gelelim bir de. Beyaz tarafına. Şöyle mesela et çizdik. Bir de şey ayarlayacak. Ne ayarlayacak? Böyle çizdim. Aşağı gidiyor. Deneyelim. Ayarlama kısmını hatırlarsam. Ha, şey ayarlayacaktım alttakini. Bu rengi de kahverengi. Üzerine oynayacağız biraz. Tam istediğimiz renkler değil şu an. Böyle mesela. Bu da aynı şekilde. Bunu da biraz. Şundan şunu çıkaracaktım. I don't know. Abonelik sistemi hakkında hiçbir fikrim yok. Abone olmayabilirsiniz arkadaşlar bu arada. Yani çok da önemli bir şey değil bizim için. İzlemeniz yeterli bize. Sadece YouTube'daki arkadaşlar bir beğeni atarsa dilenciliyiz ama. Bunu ayarladık. Mesela referansa bakıyorum. Bizim tahta genel itibariyle biraz koyu kaldı. Onu ayarlayabiliriz.
Yani bizim Wood'umuz referansa göre genel hattıyla bir koyu kaldı. Aslında şuradakiler iyi hissettiriyor bana da. Şu rengi ayarlayıp şuradan mı açsak şöyle? Aynen. Böyle bir tık açsak. Ya buraya bakmamıza çok da gerek yok aslında. Şöyle iyi gibi. Çünkü burada bazen şeyle kafa karıştırabiliyor. Mesela kullandığımız HDRI bambaşka bir renk geliyor mesela. O yüzden bazen renklere çok takılmayın. Andaç. Discord adında andaç mı? Hemen engelleyeyim. Şaka yapıyorum ya. Kimse engellem taciz değilseniz kimse engellemiyorum. İşte şöyle bir base color atacağım. Yine sadece base color dümdüz. Hani girintiye çıkıntıya etkisi olmasın. Buna black mask generator position vereceğim. Position'la da tam tersi aşağıya vereceğim bunu. Bir tık daha aşağıya. Ve dipleri biraz koyultalım. Çek koyuya baba. Böyle bir hissiyat versin modelimize. Şu wood'un genel içinde bir tane white layer, black mask, generator, yine curvature atacağım. Genel modelin hepsine. Hepsi dedim wood olan her yere. Ve hafif beyaz renk gibi gelecek şimdi gözünüze. Ama bunu ben geleceğim buradan rengini ve color'ını atacağım. Yine buradan bir şey pikleyeyim. Açık bir renk. Bak hissiyat nasıl değişiyor direkt. Bunu biraz şeye de bağlayabiliriz. Filter, blur slope'a da bağlayabiliriz. Blur Slope'da da şuraya 100'e çekeriz. Biraz arttırırız intensity'yi. Şöyle tıp 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 yapar. Hani bunu çok tercih etmeyebilirsiniz mesela. Şu an gözüme neyse kötü geldi. Biraz kısabiliyor muyuz şöyle? Ha, az bir şey. Okey. Sonra aynı yerde ya da wood'un içinde hani beyazla sarıya çok dokunmasın derseniz. Ya beyazla sarıya çok dokunmasın. Bir tane daha attım. Yine Black Mask. Burada Subsist'te sürekli maskelerden döner olay. Hani bu maskelerin mantığını çözdüğün zaman her şey maskeden dönüyor. Bir tane daha attık mı Black Mask? Attık mı Generator? Attık mı buradan canımız ne istiyorsa? Mesela şu Ambient Occlusion'lara bir şey yapasım geliyor. Ambient Occlusion. Nasıl gözüküyor diye altla maskesine tıkladım. Benim vereceğim şey beyaz kısımları kullanacak. O yüzden ben invert diyorum. Hani böyle birleşim yerlerine pıtı pıtı böyle alayım istiyorum. Ama sadece wood kısmında. Hani ona da dikkat çekerim. Wood kısmında bak beyazlaştırdı. Sadece color diyorum. Bunu yine modelin üstünden bir tane kahverengiye getiriyorum. Şöyle bir koyuya çekeyim az bir şey. Mesela. Bunu stilize yapacağım için çok dokunmayacağım buna. Ama mesela hani ekstra böyle bir desen mesen olsun desem. Mesela wood deseni atalım aynı wood'a. Hatta şöyle bir wood atalım. Bunu da mesela göstereyim ne olacağını. 5 falan diyeyim. Ve multiply diyeyim. Benim şu anki maskeye bastı mesela bunu. Bak buraya koyu wood detayı geldi. Gölge gibi ama wood detayı gibi. Bunu çok az hate versem ne olur? Arada kulaklık gidiyor, çıldırıyorum. Şimdi wood detayı verdik. Ha, hate vermeyelim ama. Hate'i güzel olmadı.
Öyle olabilir. Mesela PBR olsa biraz roughness falan verebilirdik. Yansısın diye. Ama ona da gerek yok. Şu anlık. Kaydırmamamız lazım. Beni rahatsız eden şu tahtaların hala şeyi. Bunu biraz azaltsak şöyle. Düz oldu böyle de. Bunu böyle verip offset ile oynasak. Range kız. Aynı yap. Kullanırken çok dikkatim. Hoş geldin Onur. Teşekkürler. Bakıyorum şu şeyleri yapmadık metal kısmına ile. Metale bu metal çok. Biz buraya direkt düz bir renk katacağız. Gri. Belki biraz metalini açarız. Sonra buna Black Mask ile bakıyorum. Şöyle ha, kare. Kare istemiyorsun. Artısını kıssak yuvarlak oluyor mu? Oluyor da. Görme. Şunun artısını aç. Maskeyleştim. Yuvarlığa seçtim. Ve bir konduracağım sadece. Göz kararı. Burada da sonra geleceğim buna. Fade vereceğim. Fade fullleyim. Filter, blur. Blur'u kısacağım. Bunu duplicate edeceğim. Blur'u biraz arttıracağım. Ama tam tersine sadece height vereceğim. Böyle. Tabii bunu burada böyle yapınca bir garip oldu. Ben size bakayım. Maskeyle belki biraz oynayabiliriz. Filter. High pass desek, levels'la böyle yapsak daha iyi oldu. Mesela. Teşekkürler. Ya bu taktik şimdi yaptık 7. Ama şuna çok az bir filter daha verip blur versek çok az. Şöyle. Şey yapabiliriz. Bir tane daha dümdüz white atıp biraz küçültüp bir beyaz bir siyah. Böyle bir beyaz bir siyah. Bir beyaz bir siyah. Beyaz siyah dedim şey. Fırçanın. Böyle biraz detaylandırsak. Buradan bakınca daha böyle 3D hissiyatı geldi. Şimdi bu şeyi biz burada wood'un içinde atmıştık. Şunları. Sadece mavileri etkilemesin diye mavi üste taşıyayım. Mavi de güzel olmadı çünkü. Aslında sarıda da yememiş tam. Sarıdan da kaldırabiliriz. Sarıları da üste alalım. Böyle diye diye sadece da yememiş deyip. Sadece şunda olsun mesela bu. Text olmamış gibi derken şey mi? Hangi boot?
Burada biz bir şey mi yaptık ya? Bu niye bu kadar darklaştı? Burada bir halt yemişiz bina. Bunu ayarlarız en son renkleri. Yani bir hissiyatı verelim. İstediğimiz hissiyatı yakalayalım. Renkler çözülür yani. Renkleri burada demin gösterdim mesela, şeyde de alakalı biraz. Renkleri muhabbeti. Şey neredeydi biz deminki aradığımız? Partners. Renkler biraz da şu an environment, arkadaki environment ile alakalı. Dediğin rengi tam tutturamazsın burada sapsızda. Onu biraz böyle ya böyle eşit renklerde deneyeceksin. Ya mesela şurayı değişince renk değişiyor hani. Ama deneriz yine. Hepsinde farklı bir renk geliyor. Yani stüdyolarda yapmak daha mantıklı. Stüdyo Tomahawk falan. Düz renkte bakıp yapmak daha mantıklı. Hangisini? Sarı benim de şu an hoşuma gitmiyor. Mesela sarıya başka bir çözüm bulmamız lazım zaten. Yani referanstakine bakınca benim de sarı hoşuma gitmiyor. Oraya belki Wood'un tekstürünü değiştiririz yani. Bakalım, hatta deneyelim. Şöyle yapalım. Kapat. Mesela elle Wood yapabiliriz. Attım abi. Rengi seçelim. Rengi buradan mesela pikleyemiyoruz bir türlü. Yani güzel bir renk tonu tutturamıyoruz. Sarıyı seçtim. Örnek veriyorum. Hatta buna biraz geçiş muhabbeti katmaya çalışayım. Duplicate ettim. Biraz beyaza çektim. Black Mask Generator. El yapalım madem bir şeyle beceremiyoruz. Linear'ı şey yapabiliyor muyduk? Position olur mu? Pozisyonu da ayarlaması bir kanser edecek. Kız yaptı. Aşağıya indirmişiz. Şöyle gelsek. Right to life. Balance artı. Ya bu böyle yemeyecek. Ben direkt Black Mask diyeceğim. Buradan fırça seçeceğim. Basic soft seçeyim. Elle. Ya da tam tersi ucuna vuracağız, pardon. Elle ucuna vurayım. Ucuna doğru hafif böyle biraz daha beyazlarsın. Güzel saat işleri normal. Yani güzel satmıyorum genelde, çok yüklenmiyorum o kısma da, idare ediyor. İyi. Buraya bir tane daha attım. Maske şey. En üstü alayım bir de. Fill dedim. Wood. Demek ki bir tane wood atacağız. Şey, wood heart. Bakalım. Deneyelim. Burada böyle gözüküyor. Burada böyle gözüküyor. Tabii farklı bir renk vereceğiz. Şimdilik şöyle renk seç. Onu veriyorum. Aynen. Ha, bu da çok şey kaçtı. Çok realistik kaçıyorlar ya. Mesela şey bulabilir miyiz acaba? Şöyle stylized. Alfa. Gelelim görsellere.
Böyle bir şey bulabilir miyiz acaba? Mesela. Çok küçükmüş ama şu an bizim işimizi görürse. Mesela bunu al. Aldı. Neyse normal da. Bir saniye. Kaydet. Normal da var. Güzel, normal da kullanırız. Mesela şu ikisini tuttum. Buraya sürükleyeyim şimdilik. Texture klasörüne atsam bunları. Bana yazsın fark etmez. Buraya bir tane layer atayım. Bunu normal at. Sen normal bırak. Şimdilik şunu kapat. Keyso yaptığı bir şey neydi bu? Şimdi görmelik açısından base color'ı da at. Görmek için, bakmak için. Şöyle mesela. Daha büyük. Gibi. Mesela bunu multiply desek. Sak. Biraz şey oldu. Normal çok geldi. Levels'a geldim. Buradan base color değil, normal seçtim. Normal'ın böyle elle kısabilirsem kısacağım. Sanki yemiyor gibi. Buradan şey yapacağız. Bunu böyle kullanmayacağız da. Normal kapattım. Hatta base color'ı da kapat. Color kalsın. Bunu black mask'ine fill deyip bunu verelim. Bu da 28 mi vermiştik? 8 verelim. Yani şöyle bir şey. Yani şurayı 0 yaptık diye. Böyle yapalım. Normal diyelim. Böyle bir dalga oldu. Dalgaya da tarının 50 tonu. Ya da levels'tan 4 atsak da içini koyduğunu ayarlasak. Kalır olarak atsak. Evet, sence normalde çok değil. Bence de çok. Ne yapalım? Buraya o zaman yapsak? Düşünüyoruz hemen. Seri düşünceler içine daldık. Neyse. Bunu böyle bırakacağız. Fırçamızı alacağız elimize. Elimizle boyayacağız arkadaşlar. Başka bir yöntem kalmadı. Tek tek boyayacağız elle. Şunu aldık karşımıza. Yöntemler suyunu çektiği zaman. Aynen bir iki tane çizeceğiz kurtaracak. Black mask fırçamızı seçelim. Basic art ama ortadaki mesela seçtim. Strokopasite de olsun. Şurada baştan sona böyle şey gelmiş bir tane. Biz tabii görelim diye şimdilik bunu siyah yapalım. Kapat. Kim? Al. Böyle opacity ile oynarız biraz. Burada bir iki trik daha var bu arada. Evet, mesela yapalım.
Yatacak yer bulur. Bura böyle kalsın. Şimdilik roughness'ını sıfırla. Hatta color ver direkt. Dark rengini. Kahverengi. Kalsın böyle. Biçim roughness buraya. Bakalım mı? Roughness'ı kapat şurada. Nerede yaptık o? Şunu. İşte bir layer daha. Aynı rengi al. Color. Black Mask. Ya fırçanın boyutunu oynamayacağım. Fırça büyük kalacak. Opacity ile oynayacağım. Mesela şu. Da istediğim bir şey değil. Şöyle bir şey bak. Kapatacağız şunu. Biraz kısacağız bayağı. Bazı yerlerinde çünkü böyle bir map. Tekrardan hoş geldin. Şöyle kalsın şimdi. Uzaktan bakınca zaten bunu. Bir tık kız. Kız. Böyle. Bundan bir tane daha duplicate ettim. Bu sefer koyu rengini. Koyu yap bir. Sonra bunun filtrına blur ama blue direction arttır. Bir tarafa doğru gidelim. Şöyle verelim. Bunun fill 5 multiply'la hız çok levels çok hissedilmeyecek seviyede. Okey. Şimdi bir bakalım bir de referansı. Bunları da bir aradan çıkaralım ya taşları. Burada PBR metal alfa yaptık tamam. Ground'a siliyorum şimdilik. Bir tane attım. Texture setten opacity verdim. Opacity bunda fırladım. Boyayacağım yeri görebilmek için. Açayım şimdilik. Geldim. Bir tane daha attım. İşte Black Mask. Mesela buraya random taş boyayacağım. Arttırdım.
için artık. İçini boyamak için. Bunlar önemli. Şimdi şekiller çok iki tane de ufak. Duplicated rengini. Tamam, duplicate. Diğer yerine versin diye rengi. Bir açık renk. Koyu renk. Black mask. Elle bazı yerlerini koyuya biz boyu. Duplicated Black Mask. Tam tersi açık bir renk. Açık renk hatta. Maske seçtim. Bu açık renk beyaza yakın bir renk olsa daha iyi olur. Şu şekil. Bir tane daha da aplike ettim. Black Mask. Şöyle bir boyadım. Bilgiyi aldım. Bilgiyi yavaş yavaş sildim. Dedim. Belki geçişi verebilmek. Boyadığımı da biraz aynı rengin açığı gibi. Biraz daha sert yapabilirmişiz. Şu an önemli değil için. Ne için atmıştım? Dümdüz renk verecektik. Var o. Bir tane daha kopyala. Sadece buraya ver. Bilat. Rengi mesela seçtim. Duplicate ettim.
Açığı seçtim. Buradan Ike seçmek çok da şey değil. Elzem değil. Evi tam tutmuyor renkler. Black Mask. Ter silgi gibi. Kalan kısmını sileceğiz de silmiyor mu? Şu an zaten Black'te olduğu için. White Mask vereceğiz. Ha, Discord'da yokuz şu an. Şöyle kenarları. Discord'da yokuz da ben yokum. Biraz da arttırabilirim. Şöyle keskin. White Mask nasıl bir etki veriyor? Aynı etki White, ya maskede white olan kısımlar, ya beyaz olan kısımlar gözüküyor. Siyah olan kısımlar gözükmüyor. Aynı, yani ilk fark yok. Black Mask attığı zaman sadece gözükmeden başlatıyorsun. White attığı zaman gözükerek başlatıyorsun. Tersi bir şey. Şu kayaları bir tık düzeltebiliriz. Burada şey seçme yok ya, renk seçme muhabbeti. Bir şeye bakacağım ben. Bunları şey mi yaptık? Biz bunu sadece base color yaptık değil mi? Aynen. Neyse, buradan yavaştan şeye aktaralım biz bunu. Hand paint kısmına, yani 3D Quat'a ya da Blender'a. Aktaralım. Benim buna burada daha vereceğim çok bir şey kalmadı. Üstüne orada dokunuşları atalım. Yani boyamaya devam edelim açıkçası. Bakıyorum. Rengi bu şekilde mi istiyorum? Bu şekilde istiyorum gibi. Okey. Şuraları fulleyeceğim yalnız. Fark ettireyim bunları. İnan bilmiyorum ama fulleyeceğim. Export'a geldim. 2D View dedim. 2D View dediğim zaman şurada gördüğümü verecek bana. Burada gördüğümü bana buraya ver. PNG olarak. Bu önemli. 2K. Export gibi. 2DV verdiği zaman şöyle bir şey yapacağım. 3D Quad'a gireceğim. Şimdi bunu kaydedelim. Mil değil bu ama mil yazmışız. Neyse çok da önemli değil. Burada boyadığım programın önemi yok. Sadece benim için burada daha kolay geldiği için burayı seçiyorum. İki yaptım. Normalde böyle gözüküyor. Tek şuradan Edit'ten Calculate Occlusion diyeceğim. Bir Occlusion hesaplayacağım. Kolaylaşacağız. Şurada hafif bir gölge şey yapacak. Ayarlamalı. Import'tan da bizim tekstürümüzü seçeceğiz. Nereye exportladık biz bunu? Ha, Mill 2D View. Şimdi mesela biz şunu alıp kapatalım. Ya bize bakan kısmı gölgede kalmış yani. Burada ben onu görmüyorum ama arka gölgede kaldığı için bize bakan kısım gölgede kalmış. Bunun sebebi de şey. Ben buralarda tek, yani şu kütüklerde tek bir şey kullandım. Mirror olduğu için. Şu an burada yani. Burası mirror. Bu arka kısım gölgede kaldığı için bana buraları gölgeliymiş gibi verdi.
Benim bunu ya işte ayrı ayrı almam lazımdı. Böyle bir progres yapacağımı düşünmüyordum. Ya da şuradan her yere ışık veren bir tanesini yapacağız yani. Arkası gölgede kalmayacak. Tekrar export diyelim. Sil. Tekrar import diyelim. Arkayı gölgede bırakmayacağız. Şey olduğu için mirror, yani mirror muhabbeti olduğu için duplicate ile aşağı indirelim. Gözünü açalım. Gölgesi bize yeter zaten. Okay. Burada ne gibi artılar yapabiliriz? Şu aşağıdakileri silmemiz lazım. Ya da şey yapalım, senkronize. Photoshop'ta temizleyelim şu kısımları. Photoshop'a atıp Photoshop'ta dokunabiliriz. Wireframe ve Layer 0 mı attın sadece alın versin. Şöyle yapalım. Edit, Edit Layer deyip al Layer deyip bu şekil alacağız. Şu Layer 0'ı sileceğim. Wireframe'i üste alacağım. Benim de mi bu taşları boyadığım yer nere? Şurada M'ye basıp Ambient Occlusion'ı sileceğim. Silin. Şey kalsın tabii. Anlamamız için arkaya bir tane siyah atsak. Ya bunun gri gözükmemesi lazım. Demek ki biz burada bir tık yapmışız. Bu siyah kalsın. Ya sil şurayı. Aynen tahmin ettim. Buraya elle burada yapacağız. Böyle yapalım. Şunu sil. Ya simsiyah olması lazım bunun. Hafif bir grilik işi bozuyor. Hatta şöyle bir ibnelik bile yapabiliriz. Bu referans taşlar nerede? Şurada. Aslında bunlar ısrar etmiyor lan. Kırpalım. Ve Photoshop'ta yeni bir layer açalım. 512'ye 512 bize yeter herhalde. 4'e 1024. Al. Şuradan perspektif crop deyip perspektifte crop topla. Al bir daha. 512'ye 1024 512'de. Üstünden direkt boyayacağız. Çamı sert. Bakalım. Üstten rengi atacağım sadece başta. Alanını belirlemek için. Taşların şekillerine yardımcı olacak. Şekilleriyle uğraşmayalım sadece. Ya başka taşlar da tabii size. Buradan Windows'dan View'den pardon. Hatta View'u açacağım. Bunları düzelteceğim. Ailesi. Stil. Sil. Biraz açalım. Aydan gözükenleri biraz.
Ya bazı yerlerini af. Taş şekli olsun diye. Önemli değil. Şöyle biraz oynadık. İçlerini doldurmaya bir tık özen gösterdim. Transparent vereceğim için. Önemli. Ben de şunu sil. İhtiyacımız kalmadı. Gel. Rengi seçtim buradan. Boyasını seç. Opacity düşür. Hatta bunu yeni bir layer'da yap. Şey yaparız, çakalık. Boyayı verdim. Değil mi? Biraz kararı verdik diyelim. Alt kısımları koy yaptık. Şuradan clipping mesh yapalım. Bazı yerlerde yemeli. Silgiyi alırım sonra. Yani. Ve uzun uzadıya biraz uğraşmak gerekiyor normal şartlarda. Yayınlayıcı da şimdi hızlı hızlı geçiyor. Mesela az çok gölge şekli geldi. Burada bazı sıkıntılar var. Mesela onları da gördük. Şunları temizlemek lazım. Ya da renk vermek lazım. Aynı taktik bir tane daha bir atacağım. Bunu da Creative Clipping Mask. Ve tam tersi böyle bir tık açık renklerini falan. Böyle kayaların üst formlarını. Zararı boyayalım. Yine silgiyi alıp içlerden biraz sildim. Biraz yumuşatmak istiyorum. Beyazı derken biraz şey olsun, geçişli olsun. Alt arkayı biraz koyu yapalım. Burada da beyazlık ne? Başka bir şey yapmışız ama. Biraz ya bazı yerlerimizde bir tık koyuşturalım. Şeklini düzeltmek. Şekli. Şunu şöyle yap. Şekil oluşundu. Doldurmadığımızı anlayabiliyoruz. Arkası yattığımız için görebiliyoruz. Şartları göremiyoruz. Her anlam taşlar yaptım. Ve birleştirdim. Kopyalım. Buraya.
tam ucunu koyarak. Alta bir tane daha koplayıp farklı varyasyonu çıkabiliriz. Ben onunla uğraşmayacağım ama burada farklı bir varyasyon gibi düşünebiliriz. İkiye böldüm bunu, tek şunu diyelim. Böyle kopyaladım. Bunu da şöyle yapalım. Biraz duplike edelim. Bu saydam kalan kısımları iyice gitsin. Bir kaydettim. Bir kuata geldim. Şöyle oldu. Ha, dediğim gibi yani buraya varyasyon çalışmışız gibi düşünebilirsiniz. Sonra şunun rengini beğenmedim. Böyle bir şey değil. Beyikten dolayı biraz patladı. Buraya da referans bulayım. Kapat. Bir tane koy. Perspektif alayım bunu. Şöyle. Şimdi. Az bir beyazlık. Yan tarafı. Yapıştır. Sonra buradan şu çatıya bir el atabilirim. Direkt buradan atarım. Bir tane layer kopyaladım. Çatının bazı yerleri. Beyazdan yapıyorum. Öyle böyle bununla uğraşılabilir zaten.
Farklı bir şey yazabiliriz. Dayı düz herhalde. Çok zorladık. Bakalım. Şundakileri biraz detayları kısa. Şurada. Şeydeki dizelim.
Sürekli tekrar edeceği için buraya böyle bir şey vermek mantıklı değil ama böyle bir şey yapabilirim. Şey yapıp çarak. Belki böyle bir şey yapabiliriz. Bunu da en son. Bitti dediğimiz zaman. Yani şu tahtaları falan düzeltiyoruz da biraz sıkıldım boyamaktan. Bitti dediğimiz zaman tek şuraya gelip export deyip color albode dersek PNG'de seçersek buradan aynı Action'ın üstüne tekrar alırız. Ve bir daha yapmak istediğimiz zaman da bunu kaydedelim. Düzeltmek istersek diye. Yıl diye kaydettik. Kapattım. Shop'ta işimiz bitti. Kapat. Substance'ı kapattık. Buraya geldik. İşimiz olmayanları gizleyelim şimdilik bir. Bunun base kalanına bunu atacağım. Aynısını kopyalayıp emission'a da atacağım. Alfasını alfaya bağlarsam ve çekip şey material ayarlarının alfa eşit dersem keseceğiz. Şimdi şunu tek parça yapacağım. Convert to mesh dedikten sonra tek parça yapıyorum. Animasyon falan yapacaksak bu dönen yerleri tabi ayıracağız. Şu an ben öyle bir düşüncem yok. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. To bottom dedim. Sonra şuraya geldim. Yani şurayı seçtim. Şurayı. Artı şurayı. Seçelim. Hele ayıralım. Yani iki tane olsun ne olur. Origin dedim. Kendi içine böyle dönecek. Örnek veriyorum. Merkezi öyle iyi ayarlamamız lazım ki mesela şuraya. Kendi içine dönecek. Şey neydi? Rüzgar gülü. Gergül Windway iş
Rüzgar gülün pervanesi. Pervane. Propeller. Şöyle yapalım. Başına beyni kopyalayalım. Objesi olduğu açılsın diye. Bunu da buna CTRP şöyle CTRP keep transform diyeceğim şimdilik. Nereye taşısam bu da yanında gidecek. Böyle. Aynı muhabbet. Şunları da tek parça. Zaten bir tane buraya koydum. Buraya koydum. Şimdilik bunlardan birer tane kopyaladım. Rubatım. Alt tarafları aldım pivotları. Bunlarda da alt tarafları alayım pivotları birleştirmeden. Sonra bunları bunlara birleştireyim. Ya pivotları şurada olsun. Böyle çevirebileyim diye. Sonra bunlara geleceğiz. Sahnemizi açalım. Bak bir dizilim yapalım sahnemizde. Sahnemiz seçilemez olsun. Mesela. Transtan da biraz. Hatırlamıyorum. Bir iki şey daha koyacağız buraya sonra. Mesela bunu buraya alalım. Bari bu plane'i de açalım. Plane derken şu plane'i. Aa, buna bayağı detay vermişiz zaten. Şunu açıp şurayı şöyle yapalım şimdilik. Adaymış gibi. Niye bu kadar vardı ki? Şey deniyorduk. F2 değil F3 müydü? Unsubdivide F3 unsubdivide F3 unsubdivide. Biraz unsubdivide attım. Extrude D Scale ettim. Şurayı alt tarafı sildim. Şuralara random görüntü vereceğim. Şimdilik şuralara ne diyelim seçelim. Farklı bir materyal atayalım. Şu anlık. Sonra bunu ayarlarız. Bir tane daha plane attım. Şöyle. Water diyelim. Şimdi buna da sadece renk vermekle geçtirelim. Bir tane oluşturuyoruz ya. Görmek babında. Burada. Mesela çit 1 diyeyim. Çit 2 diyeyim. Çit kapak. Çit 2 kapak falan diyelim. Yani isimlendirme görmek için sadece. Şunların kilitlerini aç. Bir tarlayı şöyle koy. Tarlayı böyle koy. Şu kalsın. Burada bunları merkeze taşıyacağım. Bu bir tiki merkezde kalsın. Şimdi böyle bir şey diyeceğim. Bir tane plane çağıracağım. Bunu da merkeze çağırayım. Scale ettim.
tarlanın büyüklüğünde scale edeceğim. Biraz daha büyük belki. İçini sileceğim. Only face diyeceğim. Kenarları kalacak bana. Buna sağ alt transform dedim. Merkeze aldım pivotunu. Sağ tıkladım. Convert to curve dedim. Buradan geldim curve'e. Ayar çok önemli değil. Minimum z up dedim. Alt transform dedim bir tane onlama. Şunu da sıfıra çektim. Çok da önemli değil. Burada bir curve'm var. Buna diyeyim ki çit bir curve. Çok önemli değil. Buradan istediğim bir çiti. Beyazı. Array. Fit curve dedim. Burada zaten bir curve'm var. Ona göre fitledi. Uzattı. Buradan curve diyeceğim. Bunu da çit curve diyeceğim. Çat diye buna göre bir tane çitimizi oluşturdu. Mesela bu curve'ın şeyini arttırsam bir şey değişiyor mu? Değişmiyor. Yani burada kalabilir. Ama boyutunu arttırsam boyutu değişecek mesela. Yalnız burada bizim model niye bu kadar büzüştü? Kısımları bilmiyorum. Bizim model niye bu kadar büzüştüğünü. Özellikle şurada. Ama orada da mesela curve ile ayarlayabiliriz belki. Şöyle gelene kadar çekebiliriz. Curve subdivide atabiliriz. Ki biraz daha toparlamasına yardımcı olur. Farklı bir kafa yap. Buradan söz. Sizin uğraşınıza bakıyor. Aynısını kopyaladım. Curve'ü. Buraya. Alt transform dedim. Scale ettim. Bir daha alt transform dedim. Şunu seçtim. Bunu seçtim. CTRL'le link to copy modifiers dedim. Seçtim. Kahverengi olanı. Burada geldim. Curve'ünü değiştireceğim. Artık şeylerimiz var. Çitlerimiz var. Bunlar da bir şeye yaramadı. Bu kendi kendini kapat diye bir şey oldu. Aynı muhabbeti mesela pet atalım bir tane. Yola da yapabiliriz. Yolu tabi değiştireceğim de işte. Şimdilik mesela extrude verdim, extrude verdim, extrude verdim. Buradan verdim. Böyle döndüm. Buradan verdim. Mesela bunu alt G ile merkeze aldım. Bunu alt transform merkeze aldım. Yalnız bunu 50 yaptığım için şu man radius'u 1'e çekmek lazım. Geldim. Mesela array dedim. Curve dedim. Merge'i de açalım. Curve dedim. Hiçbirik. Mesela yolun bir de UV'sini rotate etsek şöyle. Şimdilik göstermek amaçlı. Mesela bir de şöyle yapalım. Şu kırptım modeli. Şurayı seçtim, sildim. Bunu tuttum. Vermiyorum. Sil. Sil.
Zaten çevirmiştim. Şöyle olsun. Ortaya taşıyayım. UV'de de ortaya taşıyayım. Mesela. Biraz şeyi bitebilirim. Buradan böyle büyüsek daha faydalı. Rotation scale. Büyüttük ama bir de şöyle 2-3 tane dönerken daha yumuşak dönsün. Loop attım. Hadi bakalım. Burada çok parlıyor ya. Arka tarafı da tam tersine çevirsek. Biraz koyuya çeksek. Mesela. Ya şu çiti kopyalayacağım. İkisini seçtim. Çifte yaptım. Burada bir tanesini petini seçeceğim sadece. Peti alacağım götüreceğim. Hani modeli falan sürüklemeyeceğim. Peti sadece sürükleyeceğim. Sıfırla çek. Y'de sıfırla çek. Mesela. Ne düşünüyorsunuz? Böyle bunu geliştirmeye devam edelim mi haftaya? Çiçek böcek, örtü böcek. Yeni ağaçlar. Yani şunu yap, şunları yapacaktık. Mes. Şekilde devam ederiz. Yani bir oyun asset sahnesi ufak ufak çıktı gibi. Bunu böyle ilerleterek ama size Farmville yaparız yani. Zorlasak. Üçten falan da yaparız. Benim hoşuma gidiyor. Hazır mesela şey falan da yapabiliriz. Hani günün sonunda şöyle assetleri çıkarttık ya böyle bunları paketleyip böyle CG Trader'a ya da bir art station'a falan yükleyip satmayı deneyebiliriz. Yani o progresi de gösteririm. Merak edenler olursa. Ya da direkt işte Unity'ye falan atmayı deneyebiliriz. Unity'de böyle bu tarz bir sahne oluşturmayı. Ya yapılabilir. Bir sürü şey yapılabilir. Unity, ArtStation, işte öyle. CGTrader, onları atmayı falan. Ya biraz değiştirmemiz gerekir. Bu şekilde bir şey yapacaksak direkt Farmville asetlerini çakıp da böyle ArtStation, yani satışa koymak biraz ayıp olur. Modelleri kendimiz yaptığımız telif bir şey olmaz da ayıp olur. Yani adamlar birebir çakma. Ufak tefek değiştiririz. Bunlara şöyle bir tık farsitin değiştirirse böyle kalın falan yaparız. Suyu Unity'de mi sana salayım? Yoksa
Burada da yapar mısın? Daha çimen, su, kum. Yan, bunları çöz bana. Kum da lazım bize. Bence kum dümdüz renk gibi ya. Çimenin şu kenarları ben tekstürle çıkartırım. Kenarları hani poligona girmeyiz orada. Bir şuradaki bir tile level bir şey ayarlarız. Kenarlara basar geçeriz. Böyle mesela. Şurada bevel verip o kenarlara o tekstür döndürürüz. Bakarız. Buna devam edecek o zaman haftaya da. Haftayaki modeli de belirleyek şimdiden. Çünkü biraz yayın süresini düşürmek istiyorum. Uzun oluyor. Belki 2 güne falan çıkartırız. Kısa kısa 2 gün yaparız. İlk model şu olur. Direkt. İkinci modelde şuradaki olur. Bunu 6 ile falan yaparız. Yani böyle çamur, mamuru, taş, toprağı. Löp diye koyduk mu oraya oturan bir şey olur. Okey Can, sen de zaman bu konularda. Aynen bir bu. Bir de bu. Haftaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bugünlük yayını sonlandıralım. Rica ederim ki var. Böyle bakın hani gidişatı az çok kestirebiliyorsunuz zaten şu görüntüden. Hani. Şey yapmadım. Az çok gidişatı anlayabiliyorsunuz. Hani güzel bir şeyler çıkartacağız umarım sonunda. Böyle olmadığı bazı yerlere sonradan renk ayarı çekebilir. Çünkü araya bir hafta girince bazen renkler kaçabiliyor işte. Tonlamaları en son ya Unity'de materyaller üzerinden ayarlarız. Bana mesela toprak şu an çok kontrastlı geliyor niyeyse. Yani onlara en son bir daha bakarız. Ama bittiği zaman işte toplu sahnedeki her şeyi yaptık. Bir genel renk ayarına bir gireriz. Olmadı Unity Photoshop'ta falan böyle saturation'ları kısıp biraz Unity'de canlandırmayı deneyebiliriz. Deneriz bir şeyler. Bu haftalık bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya umarım aynı saatte görüşürüz. Ya da cuma günü, cuma pazar yaparız. Müsait olursak. Esenlikle kalın arkadaşlar.